Bizim bütün anayasalarımızda belki üzerinde tartışma yapılmayan tek olgu millet egemenliğidir. Bu 1921'de, 24'te ve diğerlerinde Hiçbir ihtilafa düşülmeksizin egemenliğin millete ait olduğu hususu teyit edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi biraz da yaşadığımız o büyük ihanetin 15 Temmuz ihanetinin ardından zafa düşürülmeye çalışılan devlet erkinin o ağır baskı altında güçlendirilmesi, yürütmenin hızlı ve güçlü karar alabilmesini sağlamak açısından yürütme erkinin fazlasıyla ön plana çıktığı bir rejimdir. Doğrusu bu rejimin o olağanüstü şartların izale edilmesinden sonra bazı ufak dokunuşlara ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim. Kitabımda buna ilişkin de değerlendirmemi yaptım. Fakat Türk milletinin tarihine baktığımız zaman yönetici insanlara atfedilen değerin dünyadaki diğer toplumlardan farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü ne kadar buna bilimsel izahlar getirmeye çalışırsak çalışalım. Devlet Türk milletin nezdinde bir çatı, bir güven mekanizmasıdır. Bu bakımdan devleti idare eden devlet adamına, devletin başına karşı da yasalın ve e, anayasanın tanımladığı e, o saygının ötesinde bir sevgi ve muhabbet bağlılığı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabi modern bir hukuk devleti bütün yasama yürütme yargı erkinin tam bağımsız bir şekilde çalışmasını, denetlenebilmesini, meşruiyetini ortaya koymasını zorunlu kılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi belki bugün seçim sürecinde yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz bazı hususlarda seçimden sonra bence kim kazanırsa kazansın bu noktada bazı tadilatlar görebileceğini düşünüyorum çünkü bizde yürütmenin ki her anayasa her anayasa tadilatı o dönemin ruhuna uygun bir ihtiyacı e, ortaya çıkartmaya çalışmıştır ben e, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de bu olağanüstü dönem ihtiyaçları kapsamında ortaya çıkarıldığını ama önümüzdeki normalleşeceğimiz günlerde bu sistemin içerisinde yürütmenin daha fazla denetlenebilir olma ve bütçenin meclisin kontrolüne birazcık daha terk edilmesinin gerekli olduğunu düşünenlerdenim.